Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız onu da imzaladı ve imzalanmasına vesile oldu. Şunu söylemem lazım. Bakın 2001'de biz iktidara geldik. Şimdi herkes bulduk ya. Aradık. Aradım oradan. Bir tanesi oyun öne yaptı. Çek dedi. Evet, bugün bugünün son programı olarak Gökçeköy'deyiz. Ben öğlenden itibaren başladım ama ekip sabahtan itibaren köy programlarını devam ettiriyor. Yaklaşık bir 15-20 gündür devam eden bir program. Meclis ara verince tüm milletvekillerine, teşkilat başkanlığımız tarafından planlanan program çerçevesinde köy ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Zaten biz bu ziyaretleri hiç ara vermemiştik. Hemen her hafta, kendi adıma Düzce'de olduğumuz hemen her hafta birkaç köyümüzü yine ziyaret etmeye devam ediyorduk ama bu vesileyle daha da yoğunlaştırdık. Burada hem hemşerilerimizle bir arada oluyoruz, hem çözdüğümüz sorunları, yaptığımız hizmetleri istişare ediyoruz ya da devam eden hizmetlerimizi, beklentileri konuşuyoruz. O anlamda hem muhtarlarımız, hem köy temsilcilerimiz, hem teşkilatımızın tüm kademesi olarak, gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, belediye meclis, çünkü mücavir alanda olan bölgelerimiz var, belediye meclis üyelerimiz, ilgilenmesi üyelerimiz, başkanımız, hep beraber tüm bir takım olarak o bölgeye ait sorun alanlarını, merkez ilçe, yani tüm teşkilatımızda biz buradayız. Bir takım olarak hem hizmetlerimizi hem yeni yapacaklarımızı, beklentileri istişare ettiğimiz, bizim açımızdan son derece verimli olan program gerçekleştiriyoruz. Şu an Gökçeköy'deyiz. Düzce'mizin güzel köylerinden, yeşil, bakımlı, güzel köylerinden birindeyiz. Başta muhtarımız olmak üzere tüm hemşerilerimize, bize ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Düzce merkez ilçemiz Gökçeköy'ündeyiz. Kadın Kolları Genel Başkanımız, Düzce milletvekilimizle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 81 ilde olduğu gibi Düzce'de de köyleri dolaşmayı bu hafta da devam ediyoruz. Burada ben tüm muhtarlarımıza, köy halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere gösterdiği ilgiden, alakadan dolayı. Gerçekten de Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerinden, AK Parti'mize olan ilgilerinden çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizler burada teşkilat çalışmalarında köylerimizin sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, olanca şeffaflığımızı anlatıyoruz. Tüm insanlarımıza bir olmaya, beraber olmaya gayret ediyoruz. Burada yanımda köy başkanımız var. Köy başkanımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu iletiyoruz. Genç kardeşimiz köyümüzün başkanı.